Ay şuna bak. Baksanıza cadde nasıl bomboş kaldı. Ya ya insanlar kaçtı. Şimdi çıktık. Geldim. Ay ne kadar beni acele ettiriyor. Ne kadar acele ettiriyor. Koş taşa uğrayacak. İşte yeni vlogumuza hoş geldiniz. Çok özür dilerim. Sen böyle şapkayla gez gez linç yiyeceksin biliyor musun? Karının başında bir şapka yok. Sen Eskimo gibi geziyorsun böyle kafanda kürklü şapkalarla diyecekler. Kafayı Dyson'la yapana kadar bere giyseydin o zaman. Kestik. Kamerayı kestik. Ama bak şimdi. Onu yere ayrı. Rica ediyorum. Çıktık şimdi gidiyoruz. Yeni vlogumuza hoş geldiniz dedim mi? Dedim. Biraz önce son vlogumu kapattım. Montajını yaptım. Şu an o yükleniyor. Şimdi bu akşam bizim evlilik yıl dönümümüz ve Uğur abinin doğum günü olduğu için önce bir pasta alacağız. Sonra kendi kendimize pastamızı yeriz. Böyle minik bir kutlama gibi bir şey olur yani. Aslında Sami gerçekten hakkını yemeyeyim. Bu akşam birlikte yemeğe çıkalım dedi. Dedim ki şimdi dışarıda bir yemek yemek çok açık konuşalım. Burada yani bir aile gibiyiz artık. Veremeyecek durumda mıyız? Hayır. Tabii ki yemeğimizi yeriz gideriz. Dedim ki annemin mis gibi o yeşilliklerle bugün vlogumda gösterdim. Güzel yemekler yaptı. Fırına yemek atacaktı bir yemek daha. Yani annemin mis gibi yemekleri dururken neden dışarıya çıkıp en az şimdi bir yemek yemek 500 lira? Gerek var mı? Hayır. Dedim ki teşekkür ederim teklifinden dolayı ama gitmeyelim. Annem gidip yemeklerini yeriz, pastamızı yeriz. Bu arada geçen gün bir vloguma Sami girip pastayı alır mısın ben de geleyim mi? Her zaman aldığımız gibi o hani tadelle gibi tadı olan. Madlen'deyiz bu arada. Sami. Sizin bu tadelle gibi bir pastanız var. Şu sanırım evet. Şu. Evet. Bunun uzunu var mı? Şu mu? Sen uzun mu alalım yuvarlak mı? Hangisi? Neyse tamam hadi şundan alalım. Yuvarlak olsun. Vereyim mi? Evet. Ben çıkıyorum sandım. Şimdi. Tülin Hanım. Yanlış hatırlamıyorsam Tülin evet. 3-4 blok önceden de bu yorum yazdı. Hatta o yoruma Sami cevap vermişti. Ben cevap verene kadar o görmüş dükkanda. O cevap vermiş. Ondan sonra ben cevap verme gereği duymamıştım. Şimdi kırmak da istemiyorum. Gerçekten ben de insanım. Ben de yani üzülüyorum, sinirleniyorum. Yani siz anladınız beni. Sonra birkaç blok sonra tekrar aynı yorum. Çok benzer. Yine aynı yorum. Sonra geçen gün, 3-4 gün oluyor. Yine aynı yorum. Banklara da oturamıyorum. Yağım yaş her yer. Aynı yorum. İşte sizin hiç özel hayatınız yok mu? Siz aşiret gibi bir arada mı yaşıyorsunuz? Ondan sonra böyle evlilikler kısa sürer. Yani bu tarz evlilikler iç içe aileyle geçince kısa sürüyormuş. Hatta geçen günkü yorumuna da ablam cevap vermiş. İşte bir açıklama yapmış. Hanımefendi bu arada belirteyim. Annem 45 yıllık evli. Ben de 20 küsur yıllık evliyim. Yani dipnot demiş. Evlilikler sürebiliyor demiş. Şimdi ben buna bir daha açıklık vermek istiyorum. Tülin Hanım için. Israrla aynı yorum yapıyor. Israrla. Şimdi bu halden Sami de daha önce açıkladı. Biz memnunuz. Ki biz hani vlog çekmediğim günlerde bazen evimizde kalıyoruz. Bazen baş başa bir yerlere gidip bir şeyler yapıyoruz. Ama ben o anda kamerayı elime alıp zaten hem baş başa olduğumuz bir anı vloglayayım diye hem o anı bozmuyorum. Vlog çekmiyorum. Tabii ki bizim baş başa kaldığımız anlar var. Yani bunu bizim ailemiz de görmüyor. Yani baş başa olduğumuz anlarda zaten ikimiz oluyoruz sadece. YouTube'a da çektiğim de oluyor. Yani kısa kısa böyle bazen. Ama çoğu zaman çekmiyorum. Mesela vlog çekmediğim günlerde bazen Sami'yle biz bir yere gidiyoruz. Baş başa evde bir şeyler yapıyoruz. Yani biz baş başa kalıyoruz. Biz aynı zamanda tadilat var diye de bu kadar uzun süre annemlerde kaldık ki annemin evi gerçekten büyük. Herkesin bir odası var. Herkesin ebeveyn banyosu ayrı, gardırobu ayrı. Yani hani oradaki konfor zaten bize iyi gelmese, rahat gelmese ben ya da Sami durabilir miyiz? Duramayız. Şimdi yemeğe de gitmeyelim deyince Sami o yorum aklıma geldi. Gittiğimiz de oluyor. Ama yani şu an bu akşam gerek yok mesela. O da zaten ısrar etmedi. Israr etse ya da en ufak bir bozulma hissetsem Sami'de kızsa ben zaten kocamı kırmam. Eşimi kırmam yani. Gidelim derim. Böyle buna da açıklık vereyim dedim. Şimdi vlogumu da başlattığıma göre pastamızı da aldık.
Şimdi Koçtaş'a uğrayacağız. Oradan da annemlere geçiyoruz. Tülin Hanım selam olsun. Kızmayın bana. Vallahi bak yani anlıyorum. Belki size çok ters geliyordur. Belki sizin yaşam tarzınız bu şekilde değildir. Çok abes geliyordur. Yani size de biraz sinirlenip kızıyorum bazen ama tamam, kızmıyorum. Evet, Koçtaş'a geldik ama park edecek yer yok sanırım. Vallahi yol kenarına bıraktı, bakın buraya. İçeride yer yok. Bu arada Koçtaş'a gelme sebebimiz de bizim bu fayansın arasına böyle köpük yapmıştık. Biliyorsunuz benim mutfağımın bu kalebodu tezgah arasını. Onu ben uzun zamandır kullanıyorum diye böyle sarardı. Böyle şey oldu yani, zaten çok uzun ömürlü bir malzeme değil. Ama ben seviyorum onu böyle. Fayanstansa onu daha düz böyle bembeyaz daha seviyorum. Zaten uygun fiyatlı da bir ürün. Onlardan 2 ya da 3 tane işte ondan alacağız. Hemen devam edeceğiz. Çelik kapımı da arayacağım bir ara, ne zaman gelecek diye. Kapıları görünce o aklıma geldi şimdi. Şu benim mutfakta şöyle bir şeyim vardı ya, onu ben şimdi odada çiçeklik olarak kullanacağım. Öteceğim. Öttüm. Şunu daha önce de göstermiştim. Neyse biz buradan hemen alıp çıkacağız zaten. Şey yapmayayım. Sizi de Koçtaş'ta sıkmayayım. Aa, güzel duvar kağıtları var. 79 lira diyor. Şu beyaz mesela çok güzel. Yani şöyle de değil bizimki. Daha böyle elastik yapısı olan böyle bir şey. Hani şunlar gibi. Beyazı ama düz beyazı. Fayans arası için. Müzik var, o yüzden çok fazla çekemiyorum. Ha evet, şunun gibi benimkinin deseni. Ama daha bu köpük mesela. Evet, şunlar varmış burada sadece böyle mermer görünümlü. Malzeme olarak güzel ama 96 liraymış. Ama biz bunlardan aramıyoruz. O yüzden Tekzen'e gideceğiz şimdi. Burada kalmamış. Eve geldik, yemeğimizi yedik. Bugün bir story'de gördüm. Saça çok iyi geliyormuş ama mesela Öykü saç egzaması için kullanıyor. Onun böyle stres dönem böyle şeylerde, sınav dönemlerinde egzaması çok artıyor. Burada daha iyi dedi gerçi geçen gün. Ama bu genel olarak biberiyi böyle kaynatıyor musunuz? Rengi böyle dönene kadar diyor story'de. Böyle kaynattığınızda çok iyi geliyormuş. Böyle fıs fıs bir şişeye sıkıyor, bayan koyuyor kaynatınca. Sonra gün içinde böyle saç diplerinize sıkıyor musunuz? Sonra ablam da onu görünce hemen biberiye almış Öykü'ye, böyle kaynattık, bakın rengi böyle. Yalnız odaya da böyle hoş bir koku verdi. Hani bu şekilde saçında problem olanlar kullansın diye ben de fikir olsun size de göstermek istedim. Şimdi gelirken uğramıştık ya maddene, oradan pastayı aldık. Böyle hem Uğur abinin doğum gününü, yavaş konuşuyorum içeride onun haberi yok, hem de bizim evlilik yıldönümümüzü kutlarız diye böyle pastayı hazırlıyoruz şimdi mutfakta. Onlar da biz gelene kadar yemeklerini yemişler. Biz de şimdi yedik. Böyle minicik bir kutlama yapacağız. Yıllar, iyi ki evlendik. Mutlu yıllar. İyi ki evlendik. İkisini de söyleyin. İyi ki evlendiniz siz. İyi ki doğdum ben. Ama sen, senin de zıplaman lazım. İyi ki doğdun o zaman sen diye. Evet, ben de tüm. Uğur abicim, asıl pastanın sahibi sensin şimdi. Önce kızını da bir öpsün. Mutlu sağ. Pastamız da yalnız kaymış, yaptı kaymış. Tamam. Günaydın. Hava soğuk ama pırıl pırıl bir hava var. Yeni bir günden herkese merhabalar. Kapatalım. Geçen hani trend yoldan sipariş verdiklerim var ya, onlar çok hızlı, hemen bir iki gün içinde elimdeydiler. Şu yıkama jeli, şu kırışıklık karşıtı tonik. Bu benim daha önce sürekli kullandığım şey, tonik. Bu da nemlendiricisi. Gerçekten bayıldım şu üçlüye. Zaten Öykü de çok beğenmiştim. Kaç gündür sabah akşam kullanıyorum. Çok çok güzel. Özellikle şunu yıkıyorsunuz, yüzünüz nasıl ferah, nasıl güzel hissediyorsunuz.
Kahvaltımız da böyle hazır. Annem böyle domatesli biber kavurmuş. Sonra bu ne ilacı abla? Kaz ayağına mı? Ha? Ha, maydanozlu bunu ablam yapmış. Bu nedir? Kuşburnu. Kuşburnu şey. Hayır aşkım değil. Alıç. Alıç. Alıç, ha, alıç. Zeytinimiz. Kuşburnumuz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay ne güzel görünüyor Meryem, baksana. Aynen canım ya. Şimdi yola çıktık. Daha doğrusu İzmit'e gelmek üzereyiz. Bakın gelin toşumuz burada. Bilgin Toş'la gelin toş bugün gezecek. Beraber gezeceğiz. Evet, beraber gezeceğiz Allah'ın izniyle. Meryem de bugün o ahşap ürünler yapıyorlar ya, onlar için böyle ambalaj kağıtları almak istiyorum diyor. Hani çok böyle boş boş göndermek içime sinmiyor diyor. Daha hani biz sen bir an önce işe atıldığımız için çok şeymiş. Ay şunlara bak. Bunların hepsi şapşik. Şuranın o kadar istiyorum ki kapanmasını kenarın. Şöyle bir telle ama kapatmıyorlar. Kapatmadıkça da bir sürü cam burada kaza oluyor, ölüyor. Kazada arabalar pert oluyor. Her iki türlü de yani hem cana hem mala geliyor. Ama ısrarla orayı kapatmıyorlar gerçekten. Hiç anlamış değilim. Bir sürü hayvan var orada, bir sürü. Hep yollardalar burada. Gece görmüyor, insanlar hız yapıyor. Daha geçen hafta, bir hafta 10 gün önce hemen yan komşumuz burada arabası pert olmuş ya Meryem. Selahattin abi. Sebahattin abi diyordum. Şahsın Engin'in eşi var ya. Ha, evet, burada arabası pert olmuş. Önüne köpek çıkmış. Evet. Yani kaçıncı? Yengenler işte şeyden koyuna gelip bunu almaya geldik. Geçen akşam geliyoruz. Anında bir çıktı. Karanlıkta ya. Ya. Bir de o kadar yavaş geliriz ki hep burada hepimiz yani. Ben de öyle. Hemen buraya yaklaşmış ama yavaş. Hep her akşam derim. Sami yavaş. Çok var ama sayısız yani. Sami kaç tane vardır orada hayvan? Ay kesin var 200 tane. Evet, yine vitrinlere yapışan bir Meryem. Şimdi karar veremiyor. Ay İlgin şu çilekliden olsak mı diyor. Ama çok güzel. Ben kahvaltımı yaptım. Hadi şimdi bakalım. Meryem bugün yine doymaz arkadaşlar. Pastaları göstereyim size. Ay göstermeyeyim ya da ya. Niye gösteriyorum ki şimdi, iştah açıyorum sizi de. Bir daha söylesene. Şimdi diyor ki ben biraz önceki hareketlerimden bak. Diyor ki kurabiye alayım bak, çayın yanına alayım bak diyor. Ben istemiyorum diyorum. Sonra bak, ne dedim? Bak, bak çayın yanına isteyeceksin, bana yalvaracaksın ama gelip de almayacağım diyorum. Alırım tabii ki. Meryem bir saat sonra soracağım ki ne olur kurabiye al bana. Hayır diyeceğim, aynen almayacağım, hayır. Hani vlog gelmiyor vlog? Ben onu taratım için zaten çekmiştim. Canım. Bak 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 bak. Geri adımlara bak ya. Hadi vlog bekliyoruz. Böyle azıcık günlük vlog gibi içeren böyle. Azıcık. Kız daha dur, iki vlog attın. Evet. Ben bugün... Atacağım canım ya. Ben öyle hani senin gibi vlogger olma yolunda ilerlemiyorum. Ben zaten vlogger değilim Meryem. Gayet de vloggersin arkadaşım. Ama senden de vlog bekliyorlar. Geçen gün bak yazmışlar Meryem'in vloglar gelmiyor diye. Evet. Ay sevindim. Heh, çekecek mi şimdi? Çekebilirim. Şimdi kasa geldi. Kahvelerimizi söyledik. Ben bitirmek üzereyim. Meryem çay içiyor, duble çay. Doydun mu aşkım? Aldığı şeyin yarısını yememekle nasıl meşhur. Sübeyde ablamız da burada. Oturduk. İyi, şimdi sohbet ediyoruz. Nasılsınız? Sen teşekkür sen ederiz. Herkesin adına söyleyeyim. İyiyiz. Sen nasılsın? Bir kanepe galiba. Yer misiniz? Yok. Vallahi. Serdal abi. Vlog'uma selam vermen lazım. Arkadaşlarımıza selam vermek. Buyurun. Bunlar da Ayten ablanın siparişleri. Buradan takipçim selam olsun. Ayten Melenli. Ayten ablacığım sağ olsun. O da böyle siparişler vermiş. Meryem böyle farklı istedi değil mi o? Boyutlarını. Tabii tabii. Yani iki tane. Aynı bu. Mesela bak şimdi. Ben de şimdi bundan istiyorum. Bak şundan istiyorum. Bir tane şey için, öykü için, bir tane benim için, bir tane kumsala da olabilir. Yulaf yapmak için, yulaf lapası yapmak için, yemek için. Böyle bir tabak istiyorum. Ne kadar güzel. Şeyde bak mesela ikisi işte el işçiliğinin özelliği bu. Aa Meryem'in kargosu. Evet Faruk abicim. Tamam teşekkür şimdi. Teşekkür ederim sağ ol Faruk abi. Tutturamıyorsun derken aynı şekli veriyorsun. Ama atıyorum hani birbirine şey yapmıyor ya, farklılıklar oluyor. Şekil, ama bütün el yapımlarında açıklamalarında vardır zaten. Evet. Öz deseni olduğu için mesela bak hepsi aynı ağaçtan ama bakar mısın Rabbimin farklılıkları ne kadar güzel yani, aynen öyle. Şey olarak, şimdi Meryem bir hırka örmüş. Tamam. Şu ipten. Sonra,
arkaya 30'dan yaptım. Yani ilmek yapamıyor. Şunları işte sayıyorsun. 30'dan sayıyorsun. Sonra diğerini bu tarafa alıyorsun. Aldığını düşün. Yani şu önler alıyorsun. Tamam. Tamam mı? Başlıyorsun. Hani o evde düz istersen, düz bir model istersen düz geçiyorsun. Ben şeyde kıvırmalı yaptım. Sola doğru alttakini çevirdim. Bunu bunun içinden geçtim. Öyle öyle gidiyorsun. Sonra bu tarafa dönüyorsun. Yani çok Meryem, anlatsana şeyi mesela bir günde bir hırkayı rahat iki kişi üç kişi örebilir diyor. Eliyle örüyor musunuz? Şişe gerek yok, onu anlatsan. Aynen, elinizle işte burada kendinden ilmekli zaten bunu. Evet. Elle beraber, elle beraber. Elle beraber. Eller havaya. Aynen. Hayır, böyle elinizle öre öre o kadar kolay örülüyor ki diyor bu ben ipten. Ben öreceğim, çok güzel. Meryem, seninki bu renkten uzun hırka değil mi? Şuralarda ama çok böyle pufur pufur ve çok tatlı bir yumuşaklığı var. Böyle. Çok güzel diyor. 23 liraymış sanırım bir yuma. Ay, şimdi Aynur ablam geldi ama o diyor ki dur şimdi biraz hazır değilim. Şimdi çekme beni. Onu, ya ya. Ay vallahi şu, yani paspalı diyor şu an insanlar gerçek sanacak. Her geldiğinde başka bir renk kombinle. Baksanıza ne güzel oldu inşirah kolyesi. Ay çok güzel. Sıkıntı olmaz değil mi? Ay harika oldu. Yürek kilidi var. Şuna bakın. Bir şey sorayım da acaba üstünü örtüp de girsem. Hani yazıyor bakayım nasıl olur. Ay Aynur abla güzel günlerde kullan inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok teşekkürlüyümdür. Çok böyle şeyimdir. Pozitifimdir. Ay Sami çok güzel olmuş. Bu bence en güzel inşirahımız olmuş. Çok güzel. Çok beğendim. Gözükecek mi? Nilgün'ü bilmiyorum ki. Nilgün'ün yorumcularına selam. Bol bol diyorum. Ay canım. Baksanıza bakın. Bakın bakın. Çok paspalım dediği kahve ayakkabı, kahveli çanta, kahveli mont, kahveli eşarp. Yani bir de ev taşıyor biliyor musunuz? Bu arada ev taşıyor. Babamdan boya istedi. Yine boya getirdik kapı için. Çok memnun kaldım. Süper bir boyacı. Evet. Boyacılar hayran kaldı. Ama çok gerçekten çok güzel bir boya verdi babam. Şey şifon. Evet, aynen öyle. Artık Nilgün de bu yıl yaşlandık ya diyor. Hani makyaj bile şey böyle. Çok yapasın da yok yani. Benim de bak şimdi çok az sürdüm. Makyaj yapıyor benim. Ya bak hayır, deminden beri makyaj falan yapmıyorum. Sadece şu aydınlatıcıyı sürdüm. Mesela kaş kalemimi evde unutmuşum. Ama çok güzel bir aydınlatıcı. Çok azıcık mesela BB kremli kapatıcı alt göz altı kapatı sürdüm. Ruj sürdüm. Allık BB'ni sürmemişim be yavrum. Tamam bugün azıcık yaptım. Azıcık. Ama bak şimdi gerçekten makyaj yapanlara bakıyorum. Böyle hani fondöteni aba sürüyor. İnanın şu kadar bak mercimek kadar bir BB krem sürdüm yüzüme yani. Nasıl hani böyle eskiden mi? Daha böyle mesela Caroline sürüyorduk Meryem. Ya, şu an Caroline'i ben süremem. Kırışıklıklarım daha da belli zaten oluyor. Zaten genetik olarak alın çizgilerim çok fazla maşallah. Onlar hep böyle doluyor araları ve sinir oluyorum gördükçe. Azıcık yaptık yani. Şu benim çok sevdiğim küpelerimi taktım. Çok güzel var. Ben de bu sevdiğim küpelerimi taktım. Benimkileri de göster. O da çelik çok küpeleri sevdiğim. Taktı. Çok güzel ama değil mi? Çok güzel canım vallahi harika. Ay şu yıldızlarım ne kadar çıtır çıtır duruyor. Sami diyorum ki şu küpenin, şu yüzüğün Meryem küpesini ve kolyesini yapmalı. Bence de. Kesinlikle bunu yapmalı. Evet Sami de böyle bebek. Bebek için mi alıyorlar bunu böyle? Ne iğne yapıyor. İğnesini de elde mi yaptın? Ha, tüy gelmiş. Her şeye de değil mi? Deniz. Başka bir şey konacak mı buna? Bir nazar boncuk koyacağız. Bunun bitmiş halini lütfen bize göster tamam mı? Şu an çok kaba halde. Yani cilasız, şeysiz. Tabii canım o şu an ham işlenmiş haliyle sonuçta. Şimdi çıktık bakalım gelince ağzımızla kahve içmeye gidiyoruz. Bana kahve ısmaracakmış. Evet aşkım hadi gel. Gidip dedim ki en iyisi orada oturup içelim ya. Şu an dükkanda ben sakin. Dedim, hiç kafelerde oturduğumuz yok yani gidelim dedim. Evet. dedim desene. Dedim ben. Bunu ben dedim. Evet. Şimdi ne söyleyeceğim size biliyor musunuz? Hanife Hanım var buradan takipçim. Buradan da çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. Meryem o kadar gönlü güzel ki. Bana da kaç tane yorumda demiş ki. Bak söz veriyorum her gün vlog at. Her gün 20 yorum benden demiş. Ay, işte her gün düzenli saatte at. Şöyle büyürsün böyle yaparsın. Hadi ne olursun gel karar ver. At öyle. Yani sanki hani benim canla başla uğraşmış aynen öyle. Evet hani bizlerden biri evet, böyle canla başla. Allah razı olsun çok Allah teşekkür ederim. Diyor ki şimdi Fikri her gün vlog at diyor. Yani her gün düzenli saatte vlog at. Hani en azından diyor hani hem iş dedim hem ev
Yani gerçekten ben şu kamerayı elime aldığımda işi olmadığı saatler oluyor genelde. Sen biliyorsun. Kamerayı ben bıraktıktan sonra evde de öyle. Ya evi sıkıyorum, siliyorum, anneme yardım ediyorum. Ya kendi evimde dükkanda öyle. O an şey oluyor yani. Hani böyle kamerayı aldığımda asıl sakin saatlerim oluyor her zaman için bu. Yani o yüzden her gün yapabilir miyim bilmiyorum. O da diyor ki her gün aynı saatte en azından diyor hani 30-40 dakika olmasa bile 15-20 dakikalık vloglar atıyor. Ben de bundan sonra deneyeceğim. Hani fazla... Yapımda kestim bu arada, özür dilerim. Bunu ben de sana ilk baştan beri söylüyorum. Çok söylüyor, evet. Her gün aslında evet, her gün evet. Düzenli, yani belirli bir saat unutma düzenli. Ama işte Nilgün de diyor da hani ona göre işim oluyor, ben yani kameraya elimi alamıyorum. Gerçekten bunu çekmek de bir, yani bir iş gücü yani. Yani belki hiç gerekmiyor, belki hiç gerekmeyen bir şey. Sürekli anını görüyorsun. Yani görebileceğin yeri görebilirsin. Evet. O yüzden eğilecek bir şey yok yani. Tabii ki zaten ama genel olarak hani her günümde hep kamera elimde çok zor. Gerçekten çok zor. Hep anı bölüyorum. Mesela biri bir şey diyor, bir dakika dur kamera edeceğim. Bir dakika dur kamera edeceğim. Ay burayı da çekeyim, şunu da çekeyim. Ama olsun. Yine de ben sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Aynen. Böyle olsa bile akşam vlog yayınladıktan sonra gelen yorumların tadı da hiçbir şeyde yok. Gerçekten onun lezzeti de hiçbir şeyde yok. Neyse ne diyordum? Diyor ki hani 30-40 dakikalık olmasa bile 15-20 dakikalık vloglar çek ama her gün aynı saatte yayınla diyor. Sizlerin fikri nedir çok merak ediyorum ama ben Hanife Hanım'a dedim ki söz demeyeyim çünkü çok üzülürüm yerine getiremezsem. Ama sizin için yarın inşallah başlayacağım bismillah dedim. Çekebildiğim kadar böyle bundan sonra Allah nasip ederse hani ben dediğim gibi söz verip yapmamaktan çok utanırım. Söz vermiyorum ama mümkün olduğu kadar da yapacağım dediğim şeyi yapmaya çalışırım. Meryem de bilir yani hırslıyımdır, yaparım. O yüzden bundan sonra her akşam saat 9.30'da vlogumu yayınlayacağım. Biliyorsunuz zaten ben bugün çektiğimi hemen bugün yayınlıyorum. Beni ekstra o da yoruyor zaten. Mesela şimdi bugün çektiğimi 2-3 gün sonra yayınlıyorlar, ne rahat. Tabii canım, aynen öyle. Ama ben de öyle anı kaçırıyorlar gibi geliyor yani. Evet, o an senin o anın içinde olmuyor gibi geliyor. Olmuyor aynen gibi öyle. Geliyor. Hani birkaç gün sonra o insanı ben mesela storiesini görüyorum bambaşka bir yerde, ben izliyorum bambaşka bir yerde. Evet. Beni o sarmıyor. Aynen öyle. Ben de birkaç tane öyle denk geldim. Gerçekten şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Böyle farklı anları yaşıyormuş gibi. Onu alamıyorsun gibi yani. Alamıyorsun. O duyguyu alamıyorsun. Neyse çok uzattık ya 4 dakika. Evet, cappuccino'larımız da geldi. Ay güzel ama Can abinin kahvesini de çok beğeniyorum. Kesene bereket aşkım. Afiyetler olsun canım. Watson's'tayız. Watson's'ın artık böyle tırnak, sanırım pedikür var, manikür var zaten. Sanırım fön de var. Aa evet. Böyle makyaj falan yaptırabiliyorsunuz yani. Ve sanırım çok uygundu fiyatları. Var mı fiyatları? Ay merhaba, klasik oje sürme 25 lira diyor. Kalıcı oje uygulama ayak 160, kalıcı çıkarma 45. Törpü ve klasik oje sürme 35 lira Meryem. Ne kadar uygun. Gelin makyajı 700 diyor. Günlük takma kirpik uygulaması 40 TL. Gece makyajı 400 TL. Günlük makyaj 250 TL. Ama fiyatları gerçekten uygun. Saç uygulamaları. Ha bak fön 85 TL, düz fön 75, maşa 90. Bak maşa mesela ne kadar şarjı. Kısmi geçici renkli boya. Her şey var. Saç çıkama 25 lira. Gerçekten ben biliyordum ama çok uygun fiyatlı olduğunu, bu kadar çok işlemi yapıldığını bilmiyordum aslında. Bildiğiniz mağaza şurada. İçeri giriyorsunuz. Burada bir güzellik salonu. O kadar üşümüşüz ki kahve içerken. Şu an Watson's'ta ısındık. De kendimizden geçmişiz. Evet. Parmaklarım donmuş uçuna. Evet. Bebek için iğne de hazırlandı. Şuna bakın ne güzel oldu. 710 lira. Çok güzel. Meryem baksana bitmiş hali. Biraz ay çok güzel olmuş. Çok cici. İnanın normalde var ya, o kadar gezeriz ki Meryem'le yani o mağaza senin, bu mağaza benim geldiği gün. Bugün birkaç yere gezdik, o kadar yani böyle çok, o kadar soğuk. Yani şu koridora çıkıyoruz duramıyoruz, o kadar hemen kaçıyoruz ve şöyle oturuyoruz, ısıtıcı yanıyor. Oturduk sohbet ediyoruz Meryem'le, gelen gidenle işte ilgileniyoruz. Hatta sohbeti açtı böyle, Azerbaycan'dan konu geçti, Kazakistan'dan falan, oradan izlediğim vloglar var.
Meryem dedi ki bizde de hatta var, şaka diyeceksin sandım biliyor musun? Hayır yok canım. Bir de hani sen bazen beni kandırıyorsun ya, şaka şaka falan yapıyorsun. Kandıracak sandım. Manisa'da da bir adet varmış. Nasıl, anlatsana Meryem. Şu an hala geçerli mi bilmiyorum. Çünkü çok uzun zamandan beri hani gidiyorum günler ama sonra dönüyorum tekrar. Bir de zaman ne zaman? Senin evlendiğin zamanlarda mı varmış ama? Evlenmeden önceki zamanları söyledim. Birkaç yıl önce. Birkaç yıl öncesi, evet. Babamın dayısının mesela, ben kızının cuma gelinliği derler bizim orada. İşte çiftler evlendikten sonra ertesi, ya o haftanın içindeki cumada gelin tekrar kontrole gider, gelinliğini diler. İşte akrabaları, eşleri, dostları eri için işte hani hamurdur, pastadır vesaire gibi bunun gibi şeyler hazırlanır. Bütün akrabalarını çağrılır. Bu şekilde cuma gelini yapılır yani. Yapılırdı. Yani şu anda da yapılıyor mu? Bak bilmiyorum. Hatta ben de çok merak ettim. İlknur'a soracağım bunu. Manisa'da, evet sor. Manisa'da izleyen varsa belki bilirler. Evet, yani Meryem diyor ki ben evlenmeden birkaç yıl öncesine kadar hala vardı diyor. Hı-hı. Onlar bir dönem Manisa'da da yaşadılar. Evlenmeden önce. Lisede. O zamanlar vardı diyor yani. Hala var mı bilmiyorum diyor. Ne kadar ilginç. Düğün bitiyor. Düğünden sonraki ilk cuma gününde, yani o hafta içinde, düşünsenize kuaföre gidiyorsunuz, saçınızı yaptırıyorsunuz, gelinliğinizi giyiyorsunuz. Bir taraftan çok komik geldi. Tabii gelin ağırlamıyor aslında. Gelin oturuyormuş ya, süzülüyor böyle, ne güzel. Aynen öyle. Bir taraftan diyorum ki komik gelir insana ama bir taraftan da düğün günü böyle gelinliğini tadını çıkaramıyorsun ya. O gün ne güzel. Zaten o zaman heyecanla, stressiz, aynen stresle geçiyor. Ne kadar farklı adetler var. İlk defa duydum yani. Ama yıllardır içeceğiz. O detaylarını, hani benim atladığım, eksik gördüğüm detaylar varsa yazsın yorumlara. Evet, İknur'cum da beni izliyor. İnşallah bu vlogumu da izler Manisa'dan. Hı-hı. Ya da başka söyleriz, izleyen varsa. Aynen. Şimdi ben vlogumu burada kapatayım. Saat 6.30 oldu. Bugün Öykü de annemle yaptıklarından da birkaç tane video çekmiş. Şimdi bundan sonrasında annemin videolarını ekleyeyim. Evet, sonra şimdi kapatmış olayım yani vlogumu. Dediğim gibi bundan sonra Allah nasip ederse yapabildiğim kadar her akşam 9.30'da Türkiye saatiyle 9.30'da vlogum gelecek. İnşallah beğenerek, severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anneannemi durduramadığımız için diğer yemeklerini ben el atmaya karar verdim. Öğrenci yemeğini yiyelim bakalım, havucundan brokoli, patates. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Harika olmuş kızım, çok güzel. Harika olmuş, tam teyzene diyet yemeği, bak ne kadar güzel. Zeytinyağlı yapmış, havuçlu, patatesli. Yapar benim kızım, yapar. Anneanne, dışarıda yağmur yağıyor, ne yapıyorsun sen? Sarımsak kazıyorum, baksana ne güzel yumuşacık olmuş. Ver sarımsak Öykücüğüm. Sarımsak vurun, hasta olmayalım. Yok bir şey, hiç olmaz. İyileşiriz gene. Antibiyotik sarımsak zaten. Ne, pasta mı kalacağız? Elbet iyileşeceğiz. Şey de acık, pazı mazı da toplayalım. Onlar nerede? Onlar da şurada. Yağmur yağıyor, acele et. Bir şey olmaz. Ne bunlar, pazı mı? Hı hı. Bunlar pazı Öykücüğüm. Yani ıspanak mı? Ispanak değil. Ispanağın ablası. Bunlardan ablan diyor. Annen yumurtalı yapıyor. Çok güzel. Böyle bol soğan kıyıyor. Hmm. Acık karabiber. Bunlar su kelenince. Ondan sonra da yumurta kırıyor. Güzel oluyor. Yaparız bir sabah. Bunları annen çok beğendiydi. Çok açıyor, bir güzel kırmızı gül. Ektim bak ya, filiz vermiş burada. Kalan sarımsakları da buraya ektim. Bunlar da böyle büyüyor tenekede. Bunlar da bağ fidası. Sıyırdım böyle şeylerinden. Ektim, şimdi sarımsak çıkınca bunlar kalacak. Limon mu bu? Limon değil bunlar, kumkat. Annen bunları yiyor, hep tekerliyor, ben bitiriyor. Ben çok sevmiyorum ama. Çok güzel. Bunlar da sarımsak. Bunlar hepsi şimdi taze soğan mı? Hayır, onlar sümbül. Onlar öyle sümbül. Benziyor ama bu, çok. Bu kavan değil, bunlar sarımsak. Bak buraya soğan ektim gül, bunlar da büyüyor. Gitmiş. Kırmızı
Kışın bahçelerde bir marul var, taze soğan var. Bak bu taze soğan. Bahçeler yazın. Taze bu soğan. Bu da sümbülüyor ki bak açacak. Allah'ım ya. Kışın ancak taze soğan, marul, maydanoz. Yeter mi? Yeter yeter ama anne. Şunu da koparalım. Bunlar açılsın. Tamam. Bunlar da pırasa fidesi.